Şimdi büyük hasar gören Oyalı'nın hemen önünde arkadaşımız Rıdvan Bıyık var. Rıdvan, gemi ağır kapı açıklarına çekilirken bir sorun daha yaşandı ve gemi boğazdaki kablolara takıldı. Haberimizde de izledik. Peki son durum nedir? Bu kaza Yalı'ya nasıl bir zarar verdi? Seni dinliyoruz. Evet. Evet. Kurtarma çalışmaları sırasında boğazın altından geçen kablolarda hasar gördü. Deniz polisi ve kıyı emniyeti ekipleri de geminin altından o kabloları kurtardı ve gemi yine kıyı emniyeti ve römorklar tarafından yaklaşık bir 15-20 dakika kadar önce Marmara tarafına, yani Ağırkapı açıklarına çekildi ve şu an gözden kaybolmuş durumda. Kameraman arkadaşım Tugay Çoban'la biz, işte teknedeki arkadaş biraz daha bizi yaklaştırırsa, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na yaklaşacağız. Ben de şu an teknenin üzerinde rüzgar nedeniyle ve sallanma nedeniyle güçlükle duruyorum. Görüyorsunuz, yalı 3 katlı. Gemi o kadar şiddetli yaptı ki orta ve üst katı tamamen hasar gördü, kullanılamaz halde. Duvarları yerle bir etti o çarpmanın etkisiyle. Yalının üst katındaki ve orta katındaki odaları ayıran duvarlar yıkıldı. Çatı da aşağı inmiş durumda. Adeta alt kata doğru inerse kameraman arkadaşımız, geminin çarpmasıyla birlikte, o şiddetli çarpmayla birlikte yalının ne kadar hasar gördüğünü ve orta kısmının çöktüğünü görebiliyoruz. İşte bu kadar yaklaşabildik yalıya. İşte bu yalının tarihinden de bahsedecek olursak, Sultan Abdülmecid'in baş hekimiydi Salih Efendi ve 18. yüzyılın başlarında yapıldı bu yalı ve bu yalı özellikle dizilere ev sahipliği yapıyordu. Son zamanlarda kına ve düğün gibi organizasyonlar da düzenleniyordu. Bugün cumartesi, hafta sonu ve bir düğün, bir kına, nişan olabilirdi ve facia gerçekten büyük olabilirdi. Ölen ve yaralanan olabilirdi. Görüyorsunuz işte orta kısımdaki o duvarların ne kadar üst üste bindiğini görebiliyoruz. O sırada birileri olsaydı yalının içerisinde gerçekten büyük bir facia oluşabilirdi. İşte kıyı emniyeti ekipleri geldi buraya. Sahil güvenlik geldi ve gemiyi o 225 metre uzunluğunda, 32 metre genişliğindeki dökme yük gemisini buradan römorklarla çekmeyi başardılar. Dedi, biraz önce de yayının başında söylediğimiz gibi kablolarda hasar gördü. Kablolardan gemi kurtarıldı ve açığa doğru çekildi. İşte saat 16 sıralarında bulunduğumuz yeri tam olarak anlatmak istersek, kameraman arkadaşım hemen arkamdaki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde görüyorsunuz. Hemen köprünün altında bu tarihi yalı ve saat 16 sıralarında Karadeniz tarafından gelen Malta bandıralı dökme yük gemisi makine arızası nedeniyle kontrolden çıktı. Aynı otomobillerdeki gibi, otomobiller istop edince direksiyon kontrolden çıkıyor. Aynı o şekilde o ağır yüklü gemi de kontrolden çıktı ve hızla yalıya çarptı. İşte en alt katına değil, o burnu çok yüksek olduğu için geminin ikinci ve üçüncü katı büyük hasar gördü. Yaklaşık geminin o hızla çarpmasıyla birlikte ikinci ve üçüncü katındaki duvarlarda işte aşağı indi. İçeride çalışmalar sürüyor. Yalıya biraz önce ekipler gidip kısa çalışma yaptı. Polis ekipleri olay yeri incelemesi yaptıktan sonra şu an yalı boşaltıldı. Büyük ihtimalle yalının, eğer önlem alınmazsa, 3-4 gün sonra daha da tehlike altında olacağı ve çökebileceği de söyleniyor. O nedenle yalıya kimse yaklaştırılmıyor diyelim ve sözü...